Selma, kahvaltı hazır yavrum, hadi gel. Geldim. Günaydın. Günaydın. İyi sabahlar yavrum, oturmuyor musun? Çok geç kaldım, yolum da uzak. Otur bakalım, senin yaşına bir insan iyi beslenmeli. Kantinde bir şeyler yerim. Bu ara çok çalışıyorsun, dün gece de ışığın sabaha kadar yandı. İmtihanlar çok yakın. Kolay değil, Allah muvaffak etsin yavrum. Vaktin olsa fakülteye arabayla ben bırakırdım seni. Sağ ol enişteciğim, otobüste de rahat gidiyorum. Hoşça kalın. Güle güle. Selma, ben de seninle geleyim. Fabrikaya beraber gitmiyor muyuz oğlum? Önemli bir işim var, öğleye doğru gelirim. Okumadığıma en çok şimdi üzülüyorum. Okusaydım yardım edebilirdim sana. Teşekkür ederim Cemil, çok iyisin. Babana en büyük yardımcı sensin, az şey mi bu? Ne zaman bitecek bu imtihanlar? Ne zaman rahat, boş bir günün olacak? Niçin sordun? Gezerdik ki, baş başa yemek yer, sinemaya giderdik. Sınıfıma geçeyim hele, bir gün elbet gezeriz. Ne tarafa gidiyorsun? Hiçbir yere, seninle yürümek, konuşmak istemiştim. Öyleyse eniştemi bekletme, iyi günler. Sana da. Ah. Ah, çok mu geciktim? Hayır, ben de şimdi çıktım imtihandan. Nasıl geçti? Çok iyi. Kalan iki dersi de verebilirsem, takıntısız mezun olacağım. Benim derslerim önemli değil bugün. Girmesem de olur. Çınar altında çay içelim öyleyse, ne dersin? Senin imtihanların ne zaman başlıyor? Gelecek hafta. Yardım etmemi ister misin? Seninle çalışamam ki. Neden çalışamaz mısın? Derslerime veremem aklımı da ondan. Bir simit versene. Sağ ol. Yine çok güzelsin. Her gün daha güzelsin. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Şu günler çarçabuk geçse, mezun olsak, evlensek artık. Sabırlı olacağız. Bütün hayallerimiz de gerçekleşecek. Teyzenle enişten duyunca nasıl karşılayacaklar acaba? Çok sevinecekler. Nasıl emin olabiliyorsun bu kadar? Sana ve kendime güveniyorum. Bizi hiçbir güç ayıramaz. Sen olmasaydın böyle saldırmazdım çalışmaya. Bir an önce mezun olmayı bu kadar tutkuyla isteyemezdim. Sana kavuşmak için gecemi gündüzüme katıyorum. İnan. Biliyorum. Sen her şeyimsin benim. Canım. Kelimelerle anlatamam aşkımı. Yalnızlığımı bir tek seninle bölüşüyorum. Bir an önce evlenmeliyiz, çocuklarımız olmalı. Kalabalık, gürültülü, neşeli bir ailemiz olmalı. Çoğu gitti, azı kaldı.
Önümüzde dağ gibi yığılı bir zaman var. Bana bitmez tükenmez gibi geliyor. Koca bir staj dönemi. Senden uzakta geçecek 6 koca ay. Ne zaman gideceksin? İmtihanlar biter bitmez. Benim için asıl çile o zaman başlıyor. Büyütme o kadar. O ayrılıktan sonra kavuşmak daha mutlu edecek bizi. Teyzene, eniştene açılsan, tanışsak, söz kessek aramızda, içim daha rahat olacak o zaman. Peki sevgili, bu gece konuşacağım. Ne iş yapıyor? Gemi inşaat mühendisi olacak. Hem tersanede çalışıyor hem okuyor. Çok yakında staj için İtalya'ya gidecek. Çok mu kalacak İtalya'da? Hayır, sadece 6 ay. Dönüşünde izin verirseniz evleneceğiz. Faruk'u tanımanızı istiyorum. Onu benim kadar seveceğinize eminim. Sen bu kadar beğeniyor istiyorsan, bizlere de kabul etmek düşüyor. Bana yetimliğimi, öksüzlüğümü duyurmadınız. Gerçek annem babam gibisiniz. Sevginizi, şefkatinizi asla unutamam. Bir şey yapmak istemediğim için her şeyi anlattım. Bağışlayın. Senin gibi dürüst bir genç kıza da bu yakışırdı. Bir gün gelsin, tanışıp konuşalım. Ne zaman? Ne zaman gelsin? Bu pazar öğleden sonra bence münasiptir yavrum. Evet. Konuştunuz mu? Nasıl karşıladılar? Umduğumdan çok daha iyi. Pazar günü bekliyorlar. Davranışlarına hiç şaşırmadım. Hep söylemişimdir. Beni gerçek çocuklarıymışım gibi severler. Cemil'den ayrı tutmazlar hiç. Cemil kim? Özoğulları. Cemil de bir kardeş gibi, bir abi gibi davranmıştır bana. Yemeğin buz gibi oldu. Heyecandan dün gece de hiçbir şey yemedim. Pansiyonda çay içerim. Gidelim mi? Laf olmaz. Madam içeri alır mı beni? Senden defalarca bahsettim. İzin aldım. O da merak ediyor seni. Tanıştırayım, Madame Agavni, nişanlım Selma. Faruk Bey'i çok iyi tanımış, sevmiş isem, müsaadem vardır. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Faruk Bey, size yanmış tutuşmuş ise azdır yavrum. Böyle sümbül gözlü bir güzeli ömrümde görmemişimdir. Çok zevkliymişsin. Tebrikatım sonsuzdur. Sağ olun madame. Sen nişanlın ile odaya buyur, ben çayları şıp diye demleyip hemen getiriyorum. İşte 5 yılım bu odada geçti. Bütün fakülte hayatım.
İlk 3 yılı hatırlamıyorum bile. Ama son 2 yıl... sen de benimle bu odadaydın. Yanımdaydın. Seni bütün kalbimle, bütün canımla sevdim. Buyurunuz. Bu çay takımını benim Monsieur Antrenier'in vefatından sonra ilk defa kullanmışımdır, bilesiniz. Teşekkürler madem. Siz de bizimle içseydiniz. Ağzın söyler ise de kalbim beni kapıya atıyordur. Madame Agavni sevda işini bilmez sanıyorsun. Ah, biz de gencidik vakti zamanında. Baş başa kalmak için ne yalanlar ne kıtırlar atar idik. Ah, mega asfalt! Bir arzunuz vardır. Tekrardan çay isterseniz semaver ateşin üzerindedir. Hayır madem, teşekkürler. Çay neymiş? Ateş bacayı sarmıştır. Etfaiye hortumuyla su sıksalar faydası olursa ne olursun? Abusun nesin Agavni? Nikahımızdan önce ya da sonra olmuş, ne fark eder? Allah ve kul önünde karımsın. İyi akşamlar. Geciktin, neredeydin? Arkadaşlarımla beraberdim. Faruk da yanında mıydı? Evet, yollar çok kalabalıktı. O getirdi beni. Suçlama bu kadar. Nasıl olsa evleneceksiniz. Faruk Bey'le konuştun mu? Evet, çok sevindi. Pazar günü gelecek. Ah, iyi. Sakın bir şeyler hazırlamaya kalkışma. Zahmetlere girme teyzeciğim. Ah. Ağlayacak. Daha 1 yıl yanındayım. Evlendikten sonra da sık sık geleceğim. Sizleri hiç bırakmayacağım. Annem baban da sağ olsaydılar, bu günleri görseydiler. Gene de büyük bir tesellim var. Sizler de olmasaydınız, ne yapardım o zaman?
kadar sulu gözlü bir eski zaman kadınıyım. Hislenirim ama çabuk toparlarım kendimi. Bak, pazar günü kahveleri pişirmekte ikram etmek de senden, tamam mı? Ah, canım. Hoş geldin. Bekletmedin mi? Bana sorma. Ben sabahın karanlığından beri bekliyorum. Benim için de vakit bir türlü geçmek bilmedi. Ne güzel çiçekler. Sümbül aradım, bulamadım. Hoş geldiniz, alayım efendim. Hoş bulduk. Niçin sümbül? Madame Agavne ne demişti, unuttun mu? Sümbül gözlü demişti senin için. Selma bahsetmiştir herhalde. Babamı ve annemi yıllar önce kaybettim. Memleketimde hiç kimsem kalmadı. Bizler de aynı acıları yaşadık. Selma'nın annesi ablamdı. Eniştemle birlikte bir taşra kasabasında depremde öldüler. Selma öz kızımız sayılır. Çok severiz onu. Biliyorum efendim. O da yüksek tahsil yapan, akıllı, okumuş bir kız. Yanlış bir şey yapmayacağından emindik. Şimdi seni de tanıyınca içimiz daha rahat etti. Sağ olun. Sizi gerçekten pek beğendik oğlum. Hayırlısı olsun. Amin efendim. Teşekkür ederim. Şimdilik söz kesmiş olalım. Sen İtalya'dan dönünce nişanlanırsınız. Selma fakülteyi bitirince de evlenirsiniz. Allah mesut etsin, tamamını erdirsin. Pek beğendim damadı. Allah hayırlısıyla tamamını erdirsin. Sağ ol Ayşe abla. Bizler de çok beğendik. Yakışıklı, ağırbaşlı, pek efendi bir delikanlı, değil mi Kemal Bey? Evet ya öyle. Selma, sen çok güzel bir kızsın. Peşine düşenler olur, başımıza iş açılır diye endişe ediyordum. Bir erkeğe bağlanmakla rahat ettirdin bizleri yavrum.
haber? Bizimkiler çok memnun. Hayırlısı olsun. Faruk'u sana da tanıştırmak isterdim. Niçin gelmedin yanımıza? Merasimli işler sıkar beni. Vaktimiz çok. Nasıl olsa tanışırız. Tabii. İyi arkadaş olacağınızdan hiç şüphem yok. İyi düşündün mü? Yanlış bir karar vermeyiz. Seviyor musun? Evet Cemil. Çok seviyorum. Tebrik ederim. Anne olacaksınız. Ömrümün en güzel müjdesi bu. Döndüğüm zaman baba olacağım. İlk çocuğumuz. Hayat bu kadar güzel olabilirmiş meğer. Ne yapacağımı bilemiyorum. Teyzem çok anlayışlıdır. Dünyalar iyisi bir kadındır. Ama eniştem kabullenemez bunu. Düşürmeyi düşünüyorsan cinayet olur. Asla. Ne olursa olsun çocuğumu doğuracağım. Fakülteyi bitirmeni beklemeden nikahlanırız. Daha da mecbur kalırsak seni İtalya'ya yanıma aldım. Hem staj yapacak hem çalışacağım. Parasız değiliz Selma. Ne zaman gidiyorsun? Yarın. Vapurum öğleden sonra hareket ediyor. İnanamıyorum. Gerçekten gidiyorsun. Bu ilk ve son ayrılığımız olacak. Allah'a ısmarladık sevgilim. Beni unutma sakın. Seni kalbimde, yüreğimde götürüyorum. Nasıl unuturum çocuğumun anası? Sık sık mektup yaz. Yolun açık olsun sevgilim. Çorbana hiç dokunmadın Selma. Yeter, bizleri de üzüyorsun yavrum. Sayılı gün çabuk geçer. 6 ay nedir ki? Bir bakacaksın dönüp gelmiş, kavuşmuşsunuz. İnşallah enişte. Sen de biricik oğlumuzsun. Münasip birini bulsak, evlensen, senin de mürüvvetini görsek. Baban doğru söylüyor. Şu yaşlı günümüzde torun sevmek bizim de hakkımız, öyle değil mi? Evet anne. Belki umduğunuzdan daha önce evlenirim. Birisi mi var yoksa? Hadi hayırlısı. Kim bu hanım kız? Anlat biraz. Ben tanıyor muyum? Hem de çok iyi tanıyorsun. Aa! Söylesene, kim? Merakta bırakma beni. Sabırlı ol. Çok beklemeyeceksin zaten. Thank you.
Gene çok güzelsin. Her gün daha güzelsin. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Şu günler çarçabuk geçse, mezun olsak, evlensek artık. Sabırlı olacağız. Bütün hayallerimiz gerçekleşecek. Teyzenle enişten duyunca nasıl karşılayacaklar acaba? Oh, çok sevinecekler. Nasıl emin olabiliyorsun bu kadar? Sana ve kendime güveniyorum. Bizi hiçbir güç ayıramaz. Hoş geldin kızım. Bu ne hal kızım? Saçını mı kestirdin? Evet. Kötü mü olmuş? Hayır, çok güzel olmuş. İyi günlerde kullan. Sağ ol. Sana bir müjdem var. Nedir? Faruk Bey'den telgraf geldi. Hani nerede? Odanda. Masanın üstünde. İtalya'dan sevgiler. Mektubun postadı. Senin de uzun mektuplarını bekliyorum. Hasretle öperim. Gözün aydın yavrum. Teşekkür ederim. Ay ne kadar güzel olmuşsun. Öyle değil mi Kemal Bey? Evet. Çok yakışmış bu saç modeli. Güzele ne yakışmaz. Sağ olun. Faruk Bey'e bizim de sevgilerimizi, selamlarımızı yaz. Olur, yazarım. Bir yere mi gidiyorsunuz? Unuttun mu? Hadi Paşaların yeğeni evleniyor bu gece. Karapalas'ta. Sen gelmiyor musun? Affedin teyzeciğim. İmtihanım var. Gelemem. Ders çalışmak zorundayım. O şimdi defalarca okuyacak telgrafı. Hayaller kuracak. Kendi haline bırakalım Selma'yı. Sağ olun enişteciğim. İyi eğlenceler. Merci evladım. Sana da iyi geceler yavrum. Buyur hanım. Yemek yiyecek misin? Sofraya hazırlayayım mı? Sağ ol, aç değilim. Acıkırsam kendim hazırlarım. Sen bilirsin. Kimseler yokken ben de erken yatayım bari bu gece. İyi edersin. Yat dinlen. Damat bey, benden de selam yaz. Hadi Allah rahatlık versin yavrum. Bu akşam bütün meyhanelerim. İyi akşamlar. Merhaba. Hoş geldin. Biraz fazla kaçırdım. Babam görmeden yatayım. Evde yoklar. Düğüne gittiler. Çok geç gelirler herhalde. Bu haberin şerefine bir kadeh daha içilir işte. Ah.
Ayşe nerede? O da fırsat bulmuşken erkenden yattı. Ya! Nerede içtin bu kadar? Sevgilinle mi beraberdin? Ya, yapayalnızdım. Kim bu kız? Söylemeyecek misin? Anlamadın mı hala? Nasıl anlarım? Söylemedin ki. Tahsilli ve çok zeki bir kızsın sen. Çok da güzelsin. Anlamalıydın. Sensin o kız. Sana aşığım ben. Felaketim oldu. Evleneceksin diye kahrımdan ölüyorum. İçkilisin sen. Sarhoşsun. Yarın utanacaksın bu söylediklerinden. Neye? Yatacağım. Benimle yatacaksın. Çok ayıp. Seni ben bir kardeş gibi, bir abi gibi sevdim. Hikaye anlatma bana. Ders çalışmak dümeniyle Faruk'la oynaşmak güzel değil mi? Sümbül gözlü. Bırak! Bırak beni! Bırak dedim! Dur! Kaçamazsın! Yakalıyorum. Benim olacaksın. Kimseye yedirmem seni, anladın mı? Bırak seni! Gereği düşünüldü. Temyiz yolu açık olmak üzere sanığın 9 yıl 7 ay 11 gün ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Bu nankör, bu vicdansız için nasıl ağlarsın? Dağ gibi evladımızı öldürdü. Ne olurdu razı olsaydı? Cemil'le evlenseydi, o zavallı çocuğu mesut etseydi ne olurdu? Verdikleri ceza azdır bile. Hepimizi mahvetti bu cellat. Thank you.
Buyur abla, çift şeker. Sağ olun abla. Afiyetle için. Sağ ol. Faruk, sana her şeyi başından sonuna kadar anlatacağım. İnanılmaz bir olay o güzel günlerden sonra beni korkunç bir felaketin içine itti. Fenayım, çok fenayım. Allah'ım yardım et. Anacığım! Bir de kaldırmadım bunu. Gardiyana haber verin. Sakın şimdi. Ana! Gardiyan ana! Sema doğuruyor galiba, yetiş! Sakin. Gardiyan ana! Dur canım, şimdi geliyorum. Thank you.
Buyurun, kimi aradınız? Kemal Bey, Selma Hanım'ı. Onlar aylar önce gitti buradan, köşkü biz satın aldık. Nereye gittiler acaba? Bilmem, Kemal Bey'in öldüğünü duyduk. Ama karısı nerededir, kim bilir? Yeğenleri Selma olacaktı da. Onu hiç bilmem beyefendi, iyi günler. Fabrika kaç aydır kapalı. Bizim patron yeni satın aldı. Yakında çalışmaya başlayacak. Eski sahibinin oğlu vardı Cemil. O nerelerde? Biz burada yeniyiz. Bilemeyiz bey. Mektuplarım hep geri dönüyordu. Bana bir satır bile yazmadı Selma. Şüphedeydim. Korkuyordum. Yanılmamışım. Başlarına bir felaket gelmiş olmalı. Ama ne? Hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Sabır gerektirir. Arayacaksın Faruk Beyzade. Birinden birini bulacaksın elbet ki. Nerede, nasıl bulurum? Selmasız ne yaparım ben? Nasıl yaşarım? Ümitsiz olmak yakışmıyor. Bu dünya küçük ise tesadüfler büyüktür demişler. Yolumu bekliyordu. Sonra kim bilir neler geldi başına. Bana bir haber bile veremeyecek kadar hepsini perişan eden bir olay. Çocuğumuz da çoktan doğmuş olmalı. Bir gün her şeyler ortaya çıkar. Ne olmuş, ne bitmiş ise öğrenirsin. Selma'ya da, fıstığına da kavuşursun. Yeter ki canlar sağ olsun. Bittim ben. İzlerini kaybettim. Selma'yı da, çocuğumu da bir daha hiç göremeyeceğim. Zehra, ziyaretçin var. Arzu, senin de. Anne, senin de gözün. Ay, mutlaka benimki. Ay, karısı başımızda. Bizim hiç gelenimiz olmaz mı anne? Olmaz evladım. Kimsemiz yok. Babam da mı gelmeyecek? Senden şimdiye kadar gizledim ama öğrenmelisin artık. Neyi gizledin? Baban ölmüş. Hastalanmış geçen yıl. Ölmüş. Bir defacık görebilseydim. Canım. Sen büyüdün artık. Kocaman bir erkeksin. Ağlamak yakışmıyor. Peki anneciğim, ağlamayacağım. Aferin. Ama sen niye ağlıyorsun? Bir de haberim var. Af çıkmış. Ne demek af çıkmış? Bizi salıverecekler artık. Buradan kurtulacağız. Sokağa mı çıkacağız? Dışarıyı görebilecek miyim? Göreceksin oğlum. Yaşasın! Evimize gideceğiz, değil mi? Evimiz yok. Nereye gideceğimizi hiç bilmiyorum. (Gülüyor)
Nereye gidiyoruz anneciğim? Bilmiyorum oğlum. Çok uykum geldi. Nerede yatacağız? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yağmur da başladı. Anneciğim çok yoruldu. Gel, gel kucağım. Kimsiniz siz be? Ne işiniz var burada? Otel mi kızım burası? Hadi al çocuğunu, hadi defol buradan, hadi yürü! Allah Allah! Sana söylüyorum kızım, duymadın mı? Hadi! Hadi defol! Allah Allah! Dönelim anne! Hapishaneye gidelim! Ne güzeldi orası, sıcacıktı. Hem yatağımız da vardı. Gel, gel oğlum, sığınacak bir yer bulduk. Gel yavrum. Bir damlacık bile kalmadı, iyi mi? Yandık, cin gibiyim be! Kafacımı bulmadan şuradan şuraya gitmem! Bu yağmurda köşedeki bakkal da çoktan kapanmıştır. Benim sularda bir şişe olması lazım. Neredeymiş dedin? Arabada! Ayıpsın Osman, koşup getirsene be! Neyim, tepesi mi? Denizli mi? Galiba ıslanıyorum. Kimsiniz siz? Yatacak yerimiz yok. Yağmurda mecbur olduk. Gün ışıyınca gideceğiz. Affedersin. Şimdi hemen gideriz. Hadi oğlum.
Gideriz yoksa nereye gidersiniz? Böyle bir yağmurda insanlık ölmedi ki. Gelin benimle, gelin. Gelin şöyle. Nereden çıktı bunlar be? Tanrı misafirleri. Geçin bakayım. Otur otur. Çek mi fırt? Sağ ol, ben içmem. İyi gelir, içine ısıtır. Hadi nazlanma. İç, iç. Hadi. Bakalım. Sen nazlarma bari. İyi delikanlı. Ye çocuğum. Çocuk dökülüyor uykusuzluktan. Yatırsa. Çekinme. Yatır. Hadi. Ne güzel bir parça bu, fıstık gibi. Senin gibi kısmetlisini gördüm. Neden bu havada böyle? Babasın nerelerde? Amma da sordun. Konuşmaz konuşmaz. Mecbur mu hesap vermeye? Tamam tamam. Sen ifadesini alırsın nasıl olsa. Bu şişenin de dibine darı ektim.
Yarın akşam daha tedbirler alırız. Kafayı vuralım abi. Buna kibarca sepet havası derler. Yürürken önünün arkana dikkat et. Düştün mü kavga var senin. Hadi gel. Sen de yaz artık. Gel dedim. Burada yatarım. Hani? Oğlumla uyumaya alışır mı? Çek git. Hadi git. Sana söylüyorum. Hadi.
Ne yemek yaptın? Patates pişirdim. İyi, hadi götür. Ne oluyor, hasta mısın? Bilmem. Üşütmüş olacağım. Üşütmekmiş. Bal gibi hamilesin sen. Masrafımız artacak. Mücahit'e söyleyeyim de masa örtülerine zam yapsın. Hadi ye, doyur karnını. Kardeşin gelince bu bolluğu çok ararsın. Hadi. Hadi ye çocuğum. Meyhanede sen olmayınca muhabbetin tadı çıkmıyor. İzzet kardeşimle sazları kaptık, tak! Doğru buraya. Rahatsız etmiyoruz ya. Ayıpsın. Buyurun sofraya. Kalkın siz. Gelin. Bastırma peynir, iyi gider şarapla. Meyvamız da var. Oo, ne güzel. Hoş geldiniz bakalım. Hadi afiyetle. Hadi içiyoruz şerefe. Oh, sen gelmiyor musun yanımıza? Ha? Gelmiyorum. Bir bardak çift içersen ihya edersin beni. Bazı sebeplerden ötürü bozuk çalıyor. Boş verin siz. Neymiş o sebepler? Keyfini kaçırdıysak bilelim. Biz arkadaş için canımızı veririz. O da kim oluyor ki keyfi kaçacak ha? İçelim. Hadi bakalım. Hadi. Hocam çal bakalım kadifeden kesesini hadi. Verelim biraz, canı çekmiştir ha? Bizden arta kalanı sabahleyin yer yutar, merak etme sen, boş ver! İçelim biz arkadaşlar, hadi! Oo, yarasın, hadi! Oh be! İlk geldiğin gece dökülüyordun. Şimdi afet gibisin maşallah! Ayıpsın! Arası da, oğlu da adama döndüler sayende. Hadi arkadaşlar içelim. Hadi içelim. Hadi içelim. Hadi buyurun. Hadi. Oh, havari.